Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Gazlar soru çözümü bir videosuyla beraberiz. Gazlar biliyorsunuz önemli bir konu. Aslında zor bir konu ama kolay sorular çıkıyor. Biz de burada bir kez daha pekiştireceğiz arkadaşlar konu anlatımını yaptıktan sonra. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz. Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Burayı kapatıyorum ve hemen bir şey hatırlatıyorum. Gazlar maddenin 3 fiziksel halinden bir tanesiydi. Katı sıvı gaz. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçildikçe ne oluyordu? Hatırlayalım bir arkadaşlar. <laughs> Tanecikler arası mesafe biraz artıyordu, maddenin enerjisi artıyordu. Tanecikler arası mesafe arttığı için aradaki etkileşim azalıyordu. Peki gazlar akışkan mıdır? Evet akışkandır. Çünkü akışkan demek etrafa yayılabilen demektir. Doğru mu? Hareket edebilen demektir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Tanecikler arası etkileşim yüksektir demiş. En yüksektir demiş. Buna kahkahayla gülüyoruz. Bu ifade yanlış. Neden? Çünkü tanecikler birbirine yakın olursa etkileşim yüksek olur arkadaşlar. Burada tanecikler uzak olduğu için etkileşim minimumdur. Hatta ideal gazlarda biz bu etkileşimi yok sayıyoruz. Devam ediyorum. Gaz karışımları homojendir. İşte bu ifade doğru. Hangi gaz olursa olsun, gazın cinsine bakılmaksızın arkadaşlar, gaz karışımları her zaman homojendir. Aslında buradan bir sonuç daha çıkarabilirsiniz. Gaz karışımları çözeltidir. 3 4. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta sıvılaştırılabilirler. Aa, böyle miydi yoksa tam tersi miydi? Yüksek sıcaklıkta gazları ben ısıtırsam tanecikler arası mesafeyi, hacmi arttıracağım için mesafeyi arttırmış olurum. Dolayısıyla ben sıvılaştırabilmem için sıkıştırmam lazım. Sıkıştırma bilmem için de üzerine etki eden basıncı arttırmam lazım arkadaşlar. Onun için yüksek basınçta sıcaklıkta düşük olması lazım. Yani tam tersi olacak arkadaşlar. Genleşme katsayıları ait edici özellik ayırt edici değildir demiş. Arkadaşlar doğrudur çünkü bütün gazların genleşme katsayıları birbirine eşittir. Dolayısıyla ayırt edici özellik olarak kullanılamaz. Ayırt edici demek ne demekti? Her bir maddede farklı değer taşıyan özelliklerdi. Mesela insanoğlu için parmak izi, daha sonra DNA yapısı, daha sonra retinası, göz retinası bunlar ayırt edici özelliktir. Ama gazlarda her bir gazın genleşme katsayısı ayırt e aynı olduğu için ayırt edici özellik kullanmıyoruz. Arkadaşlar bakın buradan da şu sonuç çıkartmayın. Gazlar genleşmez değil. Genleşir ama hepsi aynı miktarda genleşir. Onun için bu ifade doğrudur. Devam ediyorum. Sıcaklıkları aynı olan helyum ve CH4 gazlarından CH4 gazının kinetik enerjisi daha yüksektir. Bakalım öyle mi? Kinetik enerjinin formülünü bir hatırlatıyorum. EK eşittir 3 bölü 2 çarpı K çarpı T ya da R çarpı T'ydi. E şu sabit sayısal değer. E K da sabit. Geriye ne kalıyor? sıcaklık. O zaman kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. E sıcaklıkları aynı olan gazların o zaman ortalama kinetik enerjileri birbirine eşit olmalıdır. Ama burada CH4'ün ki daha büyüktür demiş. Bu ifade yanlış. Sıcaklıkları aynı olan helyum ve CH4'ten helyum daha idealdir diye sormuş arkadaşlar. Söylemiş. Bakalım öyle mi? İdeal olabilmesi için sıcaklığın yüksek, basıncın düşük olması lazım ki gazlar arası mesafe yüksek olsun. Peki aynı olan dediğine göre Heliyuminki CH4 mi? O zaman burada şu soru aklımıza geliyor. Acaba helyumla helyum arasındaki etkileşim mi yüksek yoksa CH4 ile CH4 arasındaki etkileşim mi yüksektir? Burada London kuvvetleri gözlenir her ikisinde 9. sınıftan hatırlayacak olursanız arkadaşlar. London kuvveti de molekül büyüdükçe, ma arttıkça artar. Yani CH4 ile CH4 arasındaki etkileşim daha büyüktür. Ama biz ideal gazlarda etkileşimin olmasını ihmal istemiyoruz ki ihmal edeceğiz hatta o kadar küçük olması lazım. Dolayısıyla helyum gazı CH4'ten daha idealdir. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Evet gazların özelliklerinin genel özelliklerinin tekrar niteliğinde bir soruyu. Geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir kabın içerisine birin şekil 1'de helyum gazı sıkıştırılmış. Üzerine 10 santimetrelik civa sütunu konmuş. Dış basınç 70'miş ve hacmi de 60'mış Ne diyormuş? Şekil 1'deki sistem aynı ortamda şekil 2 gibi yapılıyor. V nedir diye sormuş. Sevgili çocuklarım, PV=nRT denklemi var ya, PV=nRT denklemi. Arkadaşlar, biraz önce çözdüğümüz soruların haricinde sayısal sorularda hemen hemen hepsinde PV=nRT denklemini kullanarak soruna çözümüne gidebilirsiniz ve emin olun gençler. Gaz sorularının %80'inde %90'ında bakın şu zaten sabit Bakın 4 tane değişken var. P, basınç, hacim, mol ve sıcaklık. <laughs> i̇şte bu 4 değişkenden genelde ikisini değiştirecekleri %80'de %90'da diğer ikisi e, sabit kalacaktır. O zaman ben gaz sorularını çözerken yapmam gereken şey şu. Gazın hangi özellikleri değişiyor? Soruyorum size. Ben bu sistemi ters çevirsem bu hale getirdiğim zaman helyum gazının miktarı yani mol sayısı değişti mi? Hayır. Peki sıcaklığı değişti mi? Hayır. O zaman hacmi değiştiği için basıncı değişti arkadaşlar. Yani ne ilişkisi? PV ilişkisi. E sayısı sabit, sıcaklık da sabitse P ile V ters orantılıdır. Yani basınç artıyorsa hacim azalıyordur. Yani P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 dediğimiz Boyle kanunun sonuçlarından bir tanesini kullanacağız. Peki geliyorum. 70 civada aşağı doğru basınç yaptığı için 70 10 daha. Helyum gazının basıncı kaç? 80. Bakın hacmi belli. Basıncı belli. Buraya geldim. Dış basınç kaçtı? 70. Bu sefer aşağı doğru bastıran helyum. Bir de civa sütunu var. Yani P helyum artı 10 eşittir 70 diyeceğim. Dolayısıyla P helyum buradan kaç geldi arkadaşlar? 60. Peki başlangıç basıncı belli. Hacmi belli. Son basıncını bulduk. Bize son hacmi soruluyor. O zaman yapacağım iş 80 çarpı 60 eşittir son basıncı 60 çarpı ve son. Ve son buradan kaç geldi gençler? 80 santimetre geldi. Anlaşıldı umarım. Geçtim. Evet bakın bu <laughs> soruda yine PV ilişkisiyle ilgili bir soru. Birinci kaba helyum ve hacminde 6 atm basınçta sıcaklığı TTT sıcaklıklar aynı. 10 atm hacmi verilmemiş. 4 atm hacmi 2 v Sonra demiş ki verilen sistemde K musluğu açılıp yeterli süre beklenirse beklendiğinde 6 mol helyum gazının. Ha bak burada da 6 mol gaz varmış bakın arkadaşlar. 6 mol. Tamam? 6 mol helyum gazının 3 molü 3. kaba. Nerede 3. kap? Burası. Buraya 3 mol geldi, değil mi? Sonra da 1,5 mol 2. kaba. Buraya kaç mol geldi? 1,5 mol helyum geldi. Buraya kaç mol geldi? 3 mol helyum geldi. E toplam 6 moldü. O zaman burada kalan kaç mol oldu arkadaşlar? 1,5 mol helyum kaldı. Şimdi dikkat. Gazların en temel özelliklerinden bir tanesine değineceğiz. O da şu ki gazlar bulundukları kabın her yerine homojen dağılırlar. Değil mi arkadaşlar? Mesela bir odanın içerisinde parfüm sıktığınızda 10 saniye sonra her bir köşeden o parfümün kokusunu duyarsınız. Çünkü homojen dağıldı. Peki 6 mol 1,5, 3, 1,5. Dikkat edin bak ne ile orantılı dağılmış bakın dikkat edin. V, ve, 2V, ve. 1,5 mol, 3 mol. O zaman gaz dağılırken homojen dağıldığı için hacimle orantılı olarak dağılıyor. E buraya da 1,5 mol geldiğine göre o zaman buranın hacmi de ne kadardır arkadaşlar? V kadardır. Bunu da bulduktan sonra yapacağımız iş ne? P1V1 artı P2V2 artı P3V3 eşittir. P son çarpı V son. Yapıyorum. P1'imiz 6 çarpı V artı P2'miz şuradan devam edelim. 4 çarpı 2V artı sonra ne yaptık arkadaşlar? 10 çarpı V eşittir. P son çarpı V sonumuz kaç oldu? 1, 3, 4. 4 V. Buradan 6 V buradan geliyor. 8 V geliyor. 10 V geliyor. Buradan 14 V. 24 V yaptı mı gençler? 24 V eşittir. P son çarpı 4 V. V'ler gitti. P son eşittir. 24 bölü 4'ten o da eşittir. 6 ATM geldi Sevgili çocuklarım. Var mı sıkıntısı olan? Umarım yoktur. Devam ediyoruz. Yine bir PV ilişkisi yani Boyle Kanunu sorusu. Bir miktar helyum gazı. Dikkat edin bir miktar. Yani mol sayısı sabit. En sabit. Gazı için çizilen grafiklere göre yargılardan hangileri doğrudur? YHD sorularda gördüğünüz YHD yargılardan hangileri doğrudur ifadesidir gençler? Peki. Sevgili çocuklarım. PV eşittir RT denklemini çizdim yine. PV eşittiren RT. R zaten sabit. Yani bir miktar dediği için mol sayısı sabit. Gördüğünüz gibi bak yine PVNRT'yi kullanıyorum. Sonra ben eşit hacimde alsam gençler. Bakın aynı hacimde aldım hepsinden tamam mı? Hacimi de sabit çizdim. Geriye ne kaldı? Basınç ve sıcaklık. Peki sıcaklıkla basınç nasıl orantılı? Doğru sıcaklık artarsa gaz taneciklerin hızı artar. Çarpma sayısı artar. Dolayısıyla da basınç artar. O zaman basıncı büyük olanın sıcaklığı yüksektir. Ya da sıcaklığı yüksek olanın basıncı yüksektir. Bakın T3 sıcaklığında basınç şu. T2 sıcaklığında basınç şu. T1 sıcaklığında basınç şu. Dolayısıyla T3 sıcaklığındaki basınç en yüksek olduğu için sıcaklıkları T3 büyüktür, T2 büyüktür, T1'dir doğru. Ve kinetik enerji hatırlarsanız sadece sıcaklığa bağlıydı. E sıcaklığı yüksek olduğu için T3 sıcaklığında kinetik enerji en yüksek olması lazım. İkinci ifade yanlış. T3 sıcaklığındaki PV çarpımı en büyüktür. Geldim PV çarpımı. Sevgili çocuklarım PV çarpımı sorulursa size herhangi bir gaz sorusunda asla kat A, kat I'yen o gazın basıncı nasıl değişiyor, hacmi nasıl değişiyor diye bakmayın. Niye? Çünkü NRT ya. Bu sabit. Gazın molü veya sıcaklığı değişmediyse yani buradaki çarpım değişmediği sürece bu çarpım değişmez ki. O zaman mol sayısı ve sıcaklık nasıl değişiyor ona bakacaksınız. Peki T3 sıcaklığı. T3 sıcaklığı en büyük değil mi arkadaşlar? O zaman en büyük sıcaklıkta pv çarpımı da en büyük olacaktır. T üst sıcaklığında pv çarpımı en büyüktür demiş. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 6 atm x gazı 12 atm y gazı 1 litre 2 litre sabit t'de musluk açılıyor. Ve demiş ki arkadaşlar son basınç ne olur? Ve x ve y gazlarının kısmi basınçları ne olur? Kısmi basınç neydi onu hatırlatıyoruz hemen. Kısmi basınç bir gazın tek başına yaptığı basınca biz kısmi basınç diyoruz. Peki P sonu nasıl bulacağız? Bunlara birleşik kaplar diyoruz arkadaşlar. Biraz önce bir soruda uyguladık. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son çarpı V son diyoruz. Doğru mudur? Yapıyorum. 12 çarpı 2 24 artı 6 çarpı 1 6 eşittir. Son basınç P son çarpı V sonumuz kaç oldu? 3 oldu. Şurası kaç yapar arkadaşlar? Şurası 30 yapar. 30 bölü 3'ten. P son kaç geldi? 10. A, T, M geldi. Geldim şimdi gazların kısmi basınçlarına. Sevgili çocuklarım kısmi basınçları şöyle bulabilirsiniz bakın. Muslu açtınız ya. Şurada Y gazı yokmuş gibi düşünün. X için X gazı her yere dağılacak mı? Değil mi? X gazı her yere dağıldığında sorar, soruyorum size. X gazının molü değişti mi? Peki sıcaklığı değişti mi? Sabit T'de. E o zaman X gazı her yere dağıldığı için neyi değişti? Hacmi. O zaman X gazı için P1 V1 yapıyorum bakın. Basıncı X için diyorum şuraya. X için. P1 6 çarpı V1 1 eşittir. Y gazı yokmuş gibi düşünün. Eşittir. P son X çarpı son hacim kaç oldu? 3. O zaman P son X buradan kaç geldi arkadaşlar? 2 ATM geldi sevgili çocuklarım. Geldim diğerine. Şimdi Y gazını için uyguluyorum. Y gazı için P birimiz 12 çarpı hacmimiz 2 eşittir. Son basınç P son Y çarpı son hacim kaç oldu arkadaşlar? 3. Her tarafa dağıldığı için. P son Y kaç geldi arkadaşlar buradan? 24 bölü 3'ten 8 ATM geldi. Dikkat edecek olursanız zaten 2, 8 daha size toplam basıncı verecektir. Anlaştık mı? Devam. Evet başka bir örneğimiz bir tarafta argon gazı var bir tarafta helyum gazı var yandaki şekilde musluk açılıyor piston itilerek A noktasına getiriliyor. Bu pistonu şu pistonu ittiriyormuşuz musluğu açtıktan sonra helyum gazının bakın dikkat edin hepsini buraya sokuyormuşuz tamam. Ve sıcaklık 327 santigrat derece yapılıyor. Buna göre argon gazının kısmi basıncı değişmez demiş. Sevgili çocuklarım ben size dedim ya hangi gaz soruluyorsa o gazın hangi özellikleri değişiyor ona bakacaksınız. Argonun Molü değişti mi? E. Sıcaklığı değişti mi? Hayır. Peki hacmi değişti mi? E, pistonu buraya ittirdiğimizde göre argon gazının kaçacak bir yeri yok. Bakın bu piston şöyle geldi. Şuraya kadar dayandı. Tamam mı? Bunu söylüyor. E argon gazının hacmi de değişmedi. Molü değişmedi, sıcaklığı değişmedi, hacmi değişmedi. O zaman argon gazının kısmı basıncı değişmez. P son 6 atm olur demiş. İşte burada ne yapacağız? P1V1 P2V2 P son V son yapacağız. Yapalım. P1'imiz 2 çarpı bakın 1 bölme 2 bölme 2 artı buranın basıncı pistonlu kap olduğu için başlangıçta 1 çarpı hacmi 2 eşittir. Son basınç P son çarpı V sonumuza bakıyorum gençler dikkat edin son bölme 2 bölme çünkü tamam bu tarafa kaydı P son çarpı 2 diyeceğiz. <laughs> Peki buradan kaç geliyor? 4 değil mi? 2 de buradan geldi 6. P son buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 bölü 2'den kaç ATM yapar? 3 ATM yapacaktır. Yani ikinci ifade yanlış. Kinetik enerji 2 katına çıkar. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Şu kısmı yanlış yaptık. Şurayı unuttuk çünkü arkadaşlar. Sıcaklık da 327 santigrat derece yapıyormuş. O zaman burada iş değişti arkadaşlar. Şöyle yapacağız. 3 ATM oldu ya. 3 ATM. Sıcaklık değişmeseydi 3 ATM oluyordu. Peki sıcaklık 27'den 327'ye. 27 santigrat derece eşittir 300 Kelvin yapar mı? 327 santigrat derece kaç Kelvin yapar? 600 Kelvin. Şimdi bunu buraya ittirdim. Gaz buraya doldu. Sıcaklık değişmeseydi son basınç 3 ATM oluyordu. Ama dikkat edin sıcaklık kaç katına çıkıyor? 2 katına. Sıcaklık 2 katına çıktığı için basınç da 2 katına çıkacaktır. Çünkü basınçla sıcaklık doğru orantılıdır. Yalnız Kelvin cinsinden. Dolayısıyla bu ifade 3 ATM 2 katına çıktı, 6 ATM oldu ifadesi doğrudur. Geldik kinetik enerjiye. EK eşittir. 3 bölü 2 çarpı K çarpı T idi. Sabit sabit. Sadece neye bağlıydı sıcaklığa? Sıcaklıkta Kelvin cinsinden 2 katına çıktığı için kinetik enerjide 2 katına çıkar ifadesi doğrudur. Devam. 1 mol CH4 gazı konmuş 27 santigrat derecede verilen sistem için YHD yargılardan hangileri doğrudur? 1 mol helyum gazı ilave edilirse toplam basınç 2 katına çıkar. CH4'ün basıncı değişmez. Önce CH4'ten başlıyorum. İçeriye helyum soktum. Tamam. İçeriye helyum sokarsam CH4'ün molü değişmiyor. Hacmi değişmiyor. Sıcaklığı e, değişmiyor. O zaman niye basıncı değişsin değil mi? Bazen öğrenciler şöyle düşünebilir. İyi de hocam içeriye soktuğumuz helyum gazı o CH4'ü sıkıştırmayacak mı? CH4'ün hacmi azalmayacak mı? Dolayısıyla basıncı artmaz mı diyebilirsiniz. Lakin bahsettiğimiz gazlar ideal gazlar. İdeal gazlarda tanecikler birbirlerini etkilemezler. Dolayısıyla CH4'ün içerisindeki boşluklara helyum gazı sıkışır. Yani girer sıkışır demeyeyim de girer. Dolayısıyla CH4'ün hacminde bir değişme olmaz. Peki 1 mol gaz vardı. 1 mol daha eklediğimiz için mol sayısı 2 katına çıktı. Dolayısıyla basınç 2 katına çıkar. Birinci ifade doğru. Sıcaklık 54 santigrat derece yapılırsa çarpma sayısı ve basınç 2 katına çıkar demiş. Sıcaklığı arttırdım, değil mi? 27'den 54'e çıkardım. Sıcaklığı arttırdığım için taneciklerin hızı artar, çarpma sayısı artar, dolayısıyla da basınç artar. Lakin 2 katına çıkması için kelvin cinsinden iki katına çıkması lazım. 27 santigrat derece kaç kelvin? 300. O zaman basıncın iki katına çıkması için son sıcaklığın 600 kelvin olması lazım. 54 santigrat derece 600 kelvin mi sizce gençler? 54 santigrat derece dediğimiz 54 artı 273 kelvindir. Dolayısıyla 600 kelvin olmadığı için ikinci ifade yanlış. Sıcaklık 327 santigrat derece yapılırsa ki kaç kelvin bakıyorum? 600 kelvin. Ortalama kinetik enerji 2 katına. E doğru. EK eşittir. 3 bölü 2 çarpı K çarpı T idi. Sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için şu kısma kadar doğru. Taneciklerin hızı kökü katına. Tanecinin hızı eşittir. Kök içerisinde 3 çarpı R çarpı T bölü MA ile orantılıydı hatırlarsanız gençler. E bakın kök içerisinde e, T ile orantılı olduğu için Kine, e, mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarırsanız tanecinin hızı da kök 2 katına çıkacaktır. Bu ifade de doğru olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 3. Geçtik. CH4 gazı sıkıştırılmış bir pistonlu kaba yanda verilen sistem ile ilgili tek kelvinde yargılardan hangileri doğrudur? Gazın sıcaklığı artılırsa basıncı değişmez yoğunluğu azalır. Arkadaşlar pistonlu kaplardan pistona müdahale etmediğin sürece kastettiğim şey ne? Pistonu tutarsın, aşı, sağa itersin, sola çekersin, şuraya bir tane engel koyarsın filan. Yani pistona ellemediğin sürece içerideki gazın basıncı dış basınca eşittir. Peki gaz veya gaz karışımının basıncı dış basınca eşittir. <gülüyor> <gülüyor> Gazın sıcaklığı artırılırsa basınç değişmez. E doğru. Yoğunluğu. Ama sıcaklık artırdığı için bu piston yavaş yavaş bu tarafa doğru kayacak mı arkadaşlar? Hacim artacak. Hacim arttığı için D eşittir neydi? M bölü V. Hacim artarsa kütle sabit. Yoğunluk ne yapacak? Azalacak. Birinci ifade doğru. Helyum gazı ilave edilirse CH4'ün kısmi basıncı ve toplam gaz yoğunluğu azalır. Önemli bir şıklardan bir tanesidir. İçeriye helyum gazı soktum. Bakın başlangıçta şu ikinci şıkkı şurada inceliyorum bakın gençler. İkinci şık. Başlangıçta PCH4 neye eşittir? P0'a. Değil mi? Peki içeriye helyum gazı soktum. Bu piston biraz bu tarafa kaydı mı gençler? Kaydı. Ama son durumda bu ikisinin basıncı yine P0'a eşitlendi. Yani son durumda PCH4 artı P helyum eşittir P0'a. E başlangıçta sadece CH4 P0'a eşitti. Şimdi toplamı P0'a eşit. E dolayısıyla CH4'ün kısmı basıncı ne yapmış olur? Azalmış olur. Bunu böyle düşünebilirsiniz, bir de şöyle düşünebilirsiniz. İçeriye helium soktum ya. Piston bu tarafa doğru kaydığı için toplam hacim ne yaptı? Arttı. Toplam hacim arttığı için yoğunluk e, CH4'ün basıncı azalmış oldu. Geldik yoğunluk kısmına. Yoğunluk kısmında ise gençler dikkat edin burada da eklediğiniz gazın cinsine göre değişir. Şu vatandaşın EMA'sı kaç biliyor musunuz? 16. Şu vatandaşın EMA'sı 4. Eğer gönderdiğiniz gazın eması içerideki gazın emasından küçükse yoğunluk azalır. Büyük emalı gönderseydim mesela SO2 gazı gönderseydim arkadaşlar işte bu sefer bunun eması 64 olduğu için yoğunluk artardı. Biz CH helyum gazı gönderdiğimiz için yoğunluk azalır ifadesi doğru. Helyum gazı ilavesiyle CH4 gazının PV çarpımı artar. Sevgili çocuklarım biraz önce dedim ki ben PV çarpımı sorulduğunda o gazın lütfen basıncı nasıl değişiyor, hacmi nasıl değişiyor diye bakmayın. O gazın molüne ve sıcaklığına bakın. İçeri helyum gazı soktum. Molü değişiyor mu CH4'ün? E. Sıcaklığı değişiyor mu? Hayır. O zaman PV çarpımı değişme ihtimali yoktur. Yani bu ifade yanlıştır. Artar dediği için. Devam ediyoruz. Evet, musluktan kaç mol X gazı ilave edilirse SO3 gazının yoğunluğu 2 katına çıkar. Sevgili çocuklarım önce şuradan başlayacağım. D eşittir M bölü V. Ben. ben musluktan X gazı ilave ediyorum. Edecekmişim. Tamam. Edeceğiz. Tamam. Buradan X gazı ilave ettikçe bu piston bu tarafa doğru kayacak mı arkadaşlar? Evet. Kaydı 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 kaydı. Peki bu esnada SO3 gazının kütlesi değişiyor mu? Hayır. Kütle sabit olduğuna göre Yoğunluğun iki katına çıkması için hacmin tam yarıya düşmesi lazım. Yani bu pistonun nereye gelmesi lazım? Bakın arkadaşlar iki bölme ya. B'ye gelmesi lazım. Peki şimdi baştan bir kez daha anlatıyoruz. Piston olduğuna göre burası. Buranın basıncı buranın basıncına eşit. Yani Px eşittir PSO3 yazabilirim. 2. Aynı zamanda aynı kapta oldukları için Tx eşittir TSO3 de yazabilirim. Sonra Pv eşittir NRT'yi yazdım. Bu gazların basınçları aynı dedim. Sıcaklıkları aynı dedim. R'ler zaten aynıysa geriye ne kaldı bakın dikkat. Mol ve hacim. Yani molleri ile hacimleri doğru orantılı. 16 gram SO3 demiş. SO3'ün molünü bir bulayım. En SO3 eşittir <laughs> 16 bölü. Emasını hesaplarsanız 80. O da eşittir 0.2. Yani burası 0.2 mol. Başlangıçta tamam. 0.2 mol. Peki burası 2 bölme değil mi bakın? O zaman şurası kaç mol? 0.1 mol. Sonra X gazı ilave edeceğim piston B'ye gelecek. Bu tür sorularda son şekli çiz. Son şekli çizdiğimde piston şu B'ye geldi mi? Peki buradan X gazı ilave ettiğimde buranın mol sayısı değişmedi. Bu'la hala kaç mol var? 0.2 mol SO3 gazı var. Ve kaç bölme? 1 bölme. Bu taraf kaç bölme oldu şu anda? 2 bölme. Burada ise 0.1 mol X vardı. Bir de A mol, A mol x ilave ettiğimizi düşünelim. Peki burası 0,2 mol 1 bölme ise 2 bölmenin 0,4 mol, e, mol olması gerekmez mi gençler? 0,1 artı A eşittir 0,4. Tekrarlıyorum neden? Hacimle mol doğru orantılı. 0,2 mol 1 hacim. Buranın 2 hacim ise 0,4 mol olacak. Buradan A eşittir kaç mol geldi? 0,3 zaten bize sorduğu da oydu sevgili çocuklarım. Devam ediyoruz. Ve son iki sorumuzla videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. 127 santigrat derecede 16.4 litrelik kaba konulan 32 gram CH4 gazının yapacağı basınç kaç atmosferdir diye sormuş. Bu direkt PVNRT'den sayısal hesaplamayla yapacağımız soru tipi. Getireceksin değerleri yerine koyacaksın. Hepsi o kadar arkadaşlar. Basıncı soruyor bana P çarpı hacim 16.4 eşittir mol 32 gram dediğine göre nch 4 eşittir. 32 bölü 16'dan o da eşittir 2 mol. Mol sayısına 2 yazdım. Çarpı R'ye gelince dikkat. R eşittir. Bir 22.4 bölü 273 alıyorduk. Ya da 0.082 alıyorduk. Arkadaşlar eğer sıcaklık 27 santigrat derece, 127 santigrat derece gibi bir şey verildiyse bunu al. Eğer sıcaklık 0 santigrat derece, 273 santigrat derece gibi bir sıcaklık verilmişse bu değeri al. Ben ne yazıyorum? 127 dediğine göre şunu yazıyorum. 0.082 çarpı 127 santigrat derece. Buraya 127 yazmıyorduk değil mi? Kaç yazıyorduk? 273 daha ekliyorduk. 400 yazıyoruz. Peki şu 2 sıfır gitse şurası 8.2 olmaz mı gençler? Sonra 8.2 ile şurası sadeleşse burası 2 olmaz mı? Sonra 2 ile şu sadeleşti. Bakın burada sadece ne kaldı? 4. Yani P eşittir. Kaç ATM olacakmış? 4 ATM olacakmış diyoruz. Peki son sorumuz. Aşağıda sıcaklık ve basıncı verilen gazları idealliğe yakınlıklarını kıyaslayınız diye sormuş. Peki hatırlayalım. Bir gazın ideal olabilmesi için basıncın düşük, sıcaklığın yüksek, MA'nın düşük olması lazım. Basınç düşük çünkü gazın üzerine etkeden basıncı azaltırsanız gaz daha büyük hacim kaplar. Sıcaklığı arttırırsam tacik arası mesafe artar. Eması küçükse de aradaki etkileşim London kuvvetleri daha az olur. O zaman düşük basınç olacak. Yüksek sıcaklık olacak. Ema düşük olacak. Peki şimdi burada eması en düşük olan bu. Basınç düşük. Sıcaklığa baktığımda en yüksek olan 4. O zaman 4'ü birinci sıraya yazıyorum. 4 en ideal. Sonra şu ikisini karşılaştırdığımda sıcaklıklar aynı, gazlar aynı ama basınç daha düşük. Yani 3 daha ideal. Sonra şu ikisini karşılaştırdığımızda basınçlar aynı, gazlar aynı ama sıcaklık ikinci de daha yüksek. O zaman ikincisi daha ideal. En düşük ideal yani ideallikten en fazla sapan 1'dir arkadaşlar. Ve sıralama 4 büyük, 3 büyük, 2 büyük 1'dir. Sevgili çocuklarım bir daha sonraki videoda yine gazlarla soru çözümü yapacağız. Bekleriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.